Derseydi, ne katarsın dersen oraya cevabım var. Onu alayım sen ee, Evet ama başka bir şey deneyimlemek istersen, ne deneyimlemek istersin Hı -hı. sorusu varsa onu da sorayım. İşte böyle sunucuyla yapınca <gülüyor> <gülüyor> bir tane. Bir tane. teşekkür ediyorum anlayışım ve o senin yüce gönlün. Ee, bir tanesi şu olur. Mülakat programına hoş geldiniz. Ben Dilber Yavuz. Bugünkü konuğum oyuncu kimliğiyle tanıdığımız Açeli Akkoyun. Açelya hoş geldin. Hoş bulduk Dilber'ciğim. Nasılsın? İyiyim. İyi olmaya hevesliyim. İyi olmaya, i̇yi olmaya hevesliyim. Niyetliyim. Çok güzel İyi olmak ben. için çalışıyorum. Çok iyi İyi hissetmek de beni mutlu ediyor. Umarım her daim kendini iyi hissedersin. İnşallah. Şimdi senin oyuncu kimliğinle, yazar kimliğinle e, alakalı sorularım var. Hı hı. Ama ve lakin ben Açelya'yı daha yakından tanımak adına müsaade varsa ilk sorumu başlamak isterim. Evet. Mevlana'nın bir sözü vardır ya Acelya. Hamdım, piştim, yandım. Aslen ilahi aşkı temsil eder ama her yere de çekilebilir bir kelamdır. Açelya Akkoyun şu anda bu cümlenin neresinde? Ham mı? Pişiyor mu? Yoksa tam anlamıyla yanıyor mu? Her yeni olay için hamım, her bitirdiğim için yanmış bir külüm. Dolayısıyla hiçbirine ayrışmayı tercih etmiyorum. Nokta koyduğum her hayat benim için olmuşla ölmüş arasında iki tane nokta vardır. Ö ve O'nun üstünde. Onun dışında hepsi aynıdır. Dolayısıyla bu sorduğun soruya net bir cevap veremeyeceğim. Çünkü bende netlik yok, heyecan var. Ee, çok güzel bir cevaptı. Hatta şunu itiraf edeyim, şimdiye kadar aldığım cevapların içinde en iyisiydi. Teşekkür ederim. Ee, bence birilerinin hayatına dokunabilir bu cevapla. Teşekkür ederim, inşallah. Ee, şimdi karşımda benim e, Ekmek Teknesi'nin Suzan'ı var, hmm. Mahallenin Muhtarlarının Ebru'su var, <laughs> Böyle Mi Olacaktı'nın Ayşe'si var, 90'ların da Süheyla'sı şey. var. Aslında çok daha fazlası var. E, ama ve lakin bu dizilerin bence hepsini seyircilerde de hatırlıyorlardır. E, izleyenler olmuştur diye düşünüyorum. Hepsi uzun soluklu projeler. E, hepsiyle aslında böyle aklımıza kazınmış ve şöyle yani benim için e, Açelya Akkoyun mesela oradaki Suzan o kadar karaktere bürünmüş ki oradaki <laughs> diş hekimi Suzan. E, dolayısıyla çok fazla karakter oynadım ve çok uzun soluklu projelerde yer aldım. E, evimizin içine girdim onu söyleyebilirim. Ben senin program yapmadan evvel seninle program yapacağımı öğrenen çevrem çevrem e, çok çok selamlarını iletti. Tam olarak evlerin selam. içine girmişsin Açeri onu söyleyebilirim. Şimdi bu e, diziler ve oyunculuk sürecinde aslında Keşanlı Ali Destanı'ndan başlayan bir hikayem var. Çok kısa dinlemek istiyorum. Nasıl, nasıl oldu oyunculuk severin? Çok güzel, e, benim için uzun uzun hazırlanmış, değerli kıymet vermişsin bu arada. Hem fikren vermişsin hem kalben. Çünkü onlar öyle boşuna dökülmez ağızdan. Öncelikle onun için teşekkür edeyim. E, aslında baktığında hepimizin varoluş sebebinde e, bir nedensellik var. E, tahminimce insanda bunu aramak için burada çok deviniyor. De, e, ve devinirken de e, tabii ki, ...bir şeyler karşısına çıkıyor... ...bazen ıskalıyor geçiyor... ...bazen tam böyle göbeğinde hissediyor... Ee, ...benim karşıma çıkanlar arasında... ...16 yaşındayken... ...annemin okul oyununa gittiğimde... ...Keşanlı Ali Destanı'nda... ...böyle hani durdum... ...o haldir ya böyle... ...ölümde hissedersin ya da çok mutlu olursun... ...düğünde hissedersin aslında... Anda ...bir şeyler belki. olur ama çevrende... ...sen böyle bir perdeyle bakarsın hayata... Ben sanırım Keşanlı Ali Destanı'nda sahnede olmanın perdesini gördüm. Yani o benim için çok romantik bir andı. Herkes oyuna odaklıydı. Herkes dışa odaklıydı. Ben çok içe odaklıydım. Oradaki oyunculardan biri olmak isteği beni gerçekten böyle var olan halimden devinime soktu. Ama hissedemedim. Oradan çıktığımda bir değişiklik vardı bende ama tam olarak anlayamamıştım. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne gittim. Abim Boğaziçi Üniversitesi oyuncularındandı. Orada Mephisto diye bir oyunda, e, Mephisto değil pardon, başkaydı oyunun adı. Çok şimdi unuttum. Mimdi galiba. O oyunda abimi gördüm. Böyle değişik bir oyunculuk tarzları vardı. Bu da bir oyunculuk dedim. Oradan çıktım filan. Bütün bunlar bende böyle yarım yamalaktı. Ama sonra bir gün konservatuvarın önünden geçtiğinde flüt sesini duyduğumda burası ne? Neresi dediğimde pardon. içeri girdim. Konservatuvar dediler. Aa nefes aldığımı fark ettim. Yani aslında Keşan'la Ali, abimin oyunu, her şey benim o konservatuar kapısına girdiğimde etkilenmem için hayatımdaki örüntülermiş. Ee, buradan baktığında kendini gerçekleştirebilmiş olduğunu hissetmek, gerçekleştirdim başka bir şey, gerçekleştirebilmiş olduğumu hissetmek, hissetmek. bana iyi geldi bu hayatta. Ee, şu an başka yolculuklarım var, başka şeyler hissediyorum hayatımda. Ee, tabii ki temel fabrika ayarlarım var. Çalışmak, emek vermek ee, bana ait olmadığını hissedip bana aitmişçesine dümende olmak ee, ve orada böyle çoğalmak arzum gerçekten durdurulamaz. Ee, dolayısıyla ben hep bu arzularla, isteklerle ve çok çalışarak hayata baktım. O yüzden Suzan'da Suzi oldum gerçekten. Ee, Ayşe'de Ayşe oldum. Ebru'da Ebru oldum. Çünkü hepsi benim yeni arkadaşlarımdı. Hani böyle yeni arkadaşlar olunca ve telefonda bilirsin ayrılamazsın onlardan evet. konuşursun falan ya. Ben onlardan o an hiç ayrılamadım. Sonra onların tahini çıktı. Başka yere gittiler. Gönlümde kaldılar. <laughs> Ama e, çok çok şükür borçluyum Allah'ıma. Benim ben Allah inancım vardır. Benim ben çok yüksek böyle her şeyde, her nefeste hissederim onu ve çok da mutluyum bundan. O yüzden çok teşekkür ve şükür doluyum. Çok teşekkür ediyorum Allah'ıma. bu Allah karakterlerden en çok kendini özdeşleştirdiğin, oynarken çok keyif aldığın ya da kendini bulduğun hangi karakterdi? Hangi diziydi? Yani. Hepsi birbirinden farklıdır tabii ki. Şöyle dersem daha doğru olacak. E, hepsinin içerikleri farklıydı ama şimdi hangisini tekrar oynamak istersen hı, öyle soralım. diye sorsak sanırım hı. orada hissettiğim bir rol var Suzan olurdu herhalde ekmek teknesi Değil mi? E, değişik bir yorumla ya da Süheyla olurdu 90'lardaki e, şimdi Fatih Sultan Mehmet'in annesini oynuyorum Hüma'yı daha karakter tam bende çıkmadı oynuyorum hı hı. ama e, sevgili iki tane yönetmenim var e, Yücel Bey ve Şafak Bey onlarla birlikte ve tabii ki senaryo ekibiyle hı hı. bir karakter oluşturacağız şu an orası için konuşmam çok erken hı hı. ama şeyi biliyorum galiba Ekmek Teknesi'ndeki Suzan'ı bir daha oynamak isterdim başka bir yorumla. Peki biz e, Hüma'dan bahsetmişken biz seni Hüma olarak ne zaman izleyebileceğiz? E, Şubat'ın sonu 2024 Şubat'ın sonu diye bir yayın tarihi bize verildi ama netlik Şahane. yok. Şahane. E, TRT 1'de e, dolayısıyla bakalım. Tekrar ekrana dönmeni, tekrar bir dizide rol almanı heyecanla bekleyenler evet, var ya şahsım bekliyorum. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok severek yapıyorum ama e, daha yeni alanlarda da inşallah hem seyirciyle hem toplumla buluşacağım. Çok güzel. E, aynı zamanda Açelya biz seni oyuncu olarak tanıyoruz ama Hı -hı. E, şöyle gireyim konuya. İyi ki kadınız. Hmm. İyi ki kadınız. <laughs> e, ve şu anda da yanımda e, bulunan bir kitabım var. Şöyle göstereyim. Buluş kendinle. Ee, bu kitapları da sen yazdın. Yazarlık kariyerine devam ediyorsun diye biliyorum. İlk kadınım da neyi anlattın? Ben onu çok merak ediyorum. Aslında ilk kadınım benim mesleki hediyem olarak geldi hayatıma. Hı -hı. Yayın evim tarafından önerildi. Ee, kesinlikle benim fikrim değildi bu. Yayın evi elinizde yazdığınız yayınlar şeyler var mı dedi. Benim Notlarım vardır her zaman. Buluş kendinle de onlardan biri. Aslında bir proje kitaptı ama deyin ki hani biri beni bu kadar çalışsaydı ve bana bir proje değil de sen bir şey bul deseydi... ...bir hafta sonra ben aynı ilk kadınımla gelirdim galiba. Orada yayın evi Samet Bey vardı, Samet Baysal. Samet'in beni iyi okuması, yayın evinin beni iyi okuması... Ee, ve bu, bu duruma kıymet vermesi aslında e, dürüst bir tavırla baktığınızda onlara ilk başta teşekkür edilmesi gereken bir şeydi. Daha sonra tabii ki çok büyük bir yine bağlantı oldu, eklektik bağlantı Hı -hı. oldu. Yani böyle bir doku oluşması oldu. Sevgili Pınar Cumalı, yazar aslında Hayatın Hı -hı. Kadınları diye çok değerli bir kitabı var. E, Pınar'ı editörüm olarak e, sistemde benimle birlikte çalıştırmaya karar verdiler. Sonra bizim doku tuttu. Yani Hı -hı. biz nakil yaptık ama bünyeye doku tuttu. Doku tuttu. Hı -hı. Doku tutunca gürledik de gürledik, gürledik Hı -hı. de gürledik, gürledik de gürledik Hı -hı. ve e, iyi ki kadınımın aslında benim hayattaki varoluş yani kadına adanan, kadına atfedilen burası çok önemli. Burayı Dilbercim vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Eee kadına atfedilen şeylerden daha başka bir alan daha varı anlatmak çok hevesli olduğum bir konuydu. Yani hı hı. hemen açıyorum romantik bir yerden kalmayayım. Kadının doğurganlığı, yaratım gücü, evet. e, edep çünkü insana aittir. Kadına ya da erkeğe ait değildir. Kesinlikle katılıyorum. E, dolayısıyla bu edep adı altında kutsallaştırılmış kadınlık hapishanesinden hı hı. bizim çıkmamıza dairdi. Bugün gördüğün de siyasette, sporda, sanatta, her alanda hemen hemen eşitiz. Ee, zaten hukuken de eşitiz. Sadece dengelerimiz farklı. Biz dengeyle eşitliği kaçırdık. Sıfatlarımız kaybettik. biraz farklı. Evet biz dengeyi bulmalıyız. Bazen Hı. bizim dengemiz... Beyazımız fazla siyahımız erkeklerin biraz az bazen evet. erkeklerin beyazı fazla bizim siyahı ama bizim dengede olmamız kıymetli tıpkı bir yıl içindeki bir günün arasındaki gündüzle gece gibi sen şey diyebilir misin lütfen hepiniz 12'şer 12'şer saat olacaksın İlkbaharda oluyor ki gündüz tabii uzuyor ki, gece tabii ki. değil mi kışın gece uzuyor. Gün hı hı. gün kısalıyor, gece uzuyor. Şimdi dolayısıyla böyle baktığında orada bir günün dengesi var. Ve biz iyi ki kadınım da, e, sevgili Pınar da o yüreğimi gördü ve ben de onun yüreğini gördüm. Biz hı hı. bunu oluşturduk. Yani kadın ne yapabilir? Kadın yoksa şey diyebilirdik. Kadın aklı bizim böyle hakmak derdimiz yoktu. Biz evet. yaratılışımızın bu dünyadaki daha başka açılımlarını anlatmak istedik. Hı hı. Bunu da bir erkeği güzelleştirerek erkeği yererek değil erkeği Hı -hı. güzelleştirerek erkekle paydamızın ne kadar daha fazla olursa o kadar yürüyeceğimizi anlatmak istediğimiz bir kitap oldu. Hı -hı. Dolayısıyla bizi çok etkiledi. İkinci çok güzel da buluş kendine, buluş kendine buluş. de yine Pınarlatıp biz artık kopmadık dünyada oturunca tabii ki böbrek aynı anda suyu içiyor yani. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> Döndük dedim ki böyle böyle ver onları dedi Pınar. bana Pınar da yazma terapisti. Ver onları verdim. E, o Pınar'ın da tabii ki eklentileri var benim de yıllar içinde Hı -hı. birine üzülmüşüm birine böyle gönlüm kalmış birine aşık olmuşum birine sevmişim çocuğum <laughs> olmuş notlarım vardı onlara Pınar yazım terapisti olduğu için kenarına kişiye ait açılımlar yaptı Hı -hı. mesela ben demişim ki e, güzel yoktur baktığın yerde güzellik vardır Hı -hı. Pınar hemen yazdı oraya yazma terapisti olarak e, işte sen hayatında hangi güzellikleri görebiliyorsun? Kendine notlar yaptığımız. Vay şahane. Kendinle buluştu. Sonra baktı hmm. ki kendinle satın alınmış. O zaman buluş kendinle yapalım dedik. Hiç romantik bir Oo. yerden değil. <gülüyor> <gülüyor> Güzel buluş bir kendinle yerden yaptık. Sonra yolda gidiyoruz. Pınar dedim iyi ki kendinle buluş.com alınmış. Hı. Buluş ne bulmak fiili olduğu için evet. daha oturuyor aslında meseleye. Hı. Var dedik hadi bir de bu kitabımız. Bayağı da güzel seminerler ve bununla Şahane. ilgili eğitimler veriyoruz. Güzel gitti. Biraz uzun konuştum teşekkür e ederim. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Peki üçüncü kitap gelecek mi? Durmuyor bunlar. <laughs> gelecek için. mi? Ne zaman Benim. geliyor üçüncü ya, kitap? ya O da çok sevdiğiniz bir hocamızla olacak Hı. inşallah. Şimdiden söylemeyelim büyüsü kaçmasın. Tamam. Ee, bir ortak çalışma olacak. Herkesin çok sevdiği biriyle. Çok güzel. Ee, ben hissettiğim tarafı anlatacağım. O da bildiği tarafı anlatacak galiba. Pınar'ın var bir şeyleri bilemiyorum. Ben de ben de inşallah. <laughs> çok iyi. İyi bir şey çıkacağına eminim. Ee, heyecanlı bir şekilde de bekleyeceğim. Umarım Çünkü hesapların konuları çok çok iyi. İnşallah. Ee, tekrar tekrar ben de dile getirmek isterim ki iyi ki kadınım. <laughs> çok ki teşekkür kadınız. ederim. evet ee, Yüreğine sağlık. Sağ ol. Peki iki kadınım dedik buluş kendine dedik ama bunların haricinde hayata da dokunduğumuz bir taraf var. Hı -hı. Hayata dokunuyoruz diye senin bir eğitim kurumun var. Hı -hı. Hayata dokunuyoruz da neler yapıyorsun? Nasıl eğitimler veriliyor? Nasıl hayata dokunuyorsun? Yani ben e, çocukluğumdan beri yaratılış ve e, mizaç olarak ve fıtrat olarak e, gücü birliktelikten bulan bir insanım, yapım da ona müsait. Hı hı. E, o birliktelik, birlikteliğin içinde temas var. Yani hayatlara temas var, doğaya var. Ben mesela yolda bile koşuya çıkarım, karkış her gün. O kediye bir dokunurum, ağaca bir dokunurum. Bugün bugün hava kirli mi biraz, kokuyla anlarım. Aa biraz yukarıda işsiz var derim, olsun derim. Yani böyle bir, bir gerçekten temasım var benim. Hı hı. Dolayısıyla hayata dokunuyoruz eğitimlere. Bu benim zihin praktisimden çıktı yani. Pratikte aslında zihnim öyle çalışıyor benim kalbim ve zihnim. Hı hı. Ee, o konuda nabız tutuyor ikisiyle. Oradan çıkınca ben e, bu eğitimleri 35 yıldır meslek hayatında 34. yılımdayım. 90 girişliyim konservatuara 17 yaşında girdim 52 Maşallah. yaşındayım o arada. Maşallah. E, o andan beri tek teşekkür ediyorum. Daha ileri sizin olsun derler bizim gönülde. E, şey yani ben oradan baktığımda dedim ki bu eğitimleri yapabiliriz. Bir de Akla Takılanlar diye benim 360 TV'de çok güzel uzun yıllar takip ettiğim şey, sürdürdüğüm hı hı. program vardı. Ve orada çok eğitimcilerle tanıştık. Orada böyle eğitimcilerden çok şeyler aldım konunun uzmanlarıyla. Hı hı. Onlarla da buluştum. Daha şey de yaparız senle biz. Her türlü şey yaparız. Seminerler de yaparız dediler. Hı hı. Evet bu biraz şey oldu aslında. doğru Doğru duygusal... Yatırım oldu hayatla ilgili. Ben de onlara giderim ama. O gönüldeyim yani. Onlar Hı -hı. da bir şey isteseler seve seve yapalım. E Pınar ben, Afet Pınar Cumalı, Afet Gülen Biberci. Oturduk masaya. E, bize yardım edenler de oldu bu konuda. Hı -hı. Hayata dokunuyoruz diye bir şirket kurduk. E, ve eğitimler veriyoruz. Kamplar yapıyoruz. Hı -hı. E, i̇lk kampımız Bodrum'da oldu. Buluş kendinle kampımız oldu. Kendinle buluş. Açık Bey'in sevgili Sinan Canan ve ekibiyle birlikte... Açık beyinle yaptık. Sonra Konya'da yine açık beyinle ve sevgili Kerim Güç'le birlikte, sevgilisinden Canan'la birlikte yaptık. Çok iyi bir ama. Yani evet. isimler çok iyi. Evet. Çok katılmak isterdim. İnşallah. Birlikte belki sen e, de. inşallah. çok isterim. Biz de çok isteriz. Sevgili Sinan Hoca ile gerçekten benim aslında bu yola çıkışımda belki de akla takılanlara ilk konuk olarak almak istediğim günden itibaren hayatıma kattıklarından dolayı müteşekkirim. Selam olsun. Çok selam kendisine. olsun Sinan Canan ve Açık beyni. Açık hı hı. Bey'in de çok önemli eğitimler veriyor. Biz de böyle küçük bir hayata dokunuyoruz ekibi olarak. Küçük diyorum çünkü aslında Açık Bey'in bizim bu anlamda önümüzde güzel bir ışık oldu. Sağolsun çok da destekliyorlar. Dolayısıyla biz de burada güzel işler yapmaya çok gönüllüyüz. Hem kurumsalda hem de sahada. Şahane. E, i̇simler, birleşimler çok iyi olmuş. E, Sinan Canan, Kerim Güç e, çok kıymetli. Sizin verdiğiniz eğitimler çok kıymetli. E, o yüzden hayatlarına dokunmak istenilen birileri varsa, izleyenlerden hani bu eğitimlere öneririm. Çünkü... Çok teşekkür Bazen ediyoruz. Bazen şeydir ya, bir yerde bir Sizin cümle duyarsın. Sizin de bu duyarsın, desteğiniz çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz. Bir cümle duyarsın, bir eğitime katılırsın, hayatına dokunur. Aslında hı hı. bir hayat, bir kişinin hayatına dokunmak benim için dünyayı kucaklamak gibi. Çünkü o hissiyatı alırım ben. Sizin de eğitimlerinizde bir cümlenizle, bir kelamınızla çok hayat değişmiştir diye düşünüyorum, değişecektir diye düşünüyorum. Benim değişiyor onlarınki inşallah diyorum. düşünüyorum. <laughs> Ee, devamını da biliyorum bu eğitimlerin. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah da katılmak isterim kendime. İnşallah. Adıma. Hayata dokunuyoruz. <laughs> girebilirler ya da Instagram hesabımız da var. <laughs> Hayata dokunuyoruz. Böyle şey, amblemimizde bir el dua ediyor gibi, ortasında bir dünyamız var. O şahane. İnşallah i̇şte dü <laughs> dünyayı kucaklamak gibi i̇nşallah, gibi inşallah. çok güzel bir hissiyat olsa gerek. Ee, Açelya, ben çok net söyleyeyim. Ee, programları hazırlanırken konuklarımla alakalı e, araştırma çalışmaları. ...yapıyoruz hani gazeteci Bilmiyorum. olarak. Hiç mi... ...kötü bir yorum bulunmaz? <laughs> e, tertemiz, mis gibi... ...sadece seninle alakalı... ...merak edilen en çok... E, ...şeye baktığımda... E, ...duruma baktığımda... ...nasıl kilo verdin? Nasıl Hı. sağlıklı yaşama döndün? Biraz bahseder misin? Neler yapıyorsun... ...kendinle alakalı, sağlıklı yaşamla alakalı? Belki bununla da birilerinin hayatına dokunuruz. Aslında... Dilber güzel bir soru. Bak şu an Hı -hı. sen deyince biliyor musun senden gelen ilham bu sanırım. Sanırım oradaki sağlık lafına çok eziliyoruz biz toplum olarak. Evet. Sağlık bizim orada böyle bir korku ya da Hı -hı. bir öğretmen ya da bizim kaybetmekten çok korktuğumuz bir alan gibi görülüyor. Fakat orada sağlığı çıkarırsan ben yaptığım hiçbir şey sağlık olsun diye yapmıyorum. Sonunda sağlık olursa çok mutluyum o ayrı. Hı -hı. Ben doğayı takip ediyorum. Allah'ın verdiği doğadaki ritmi takip ediyorum. E, ve bu ara sıra bu ritmin bozulması gerektiğine de inananlardanım. E, tıpkı Ramazan'da bizim aç kalıp evet. bu ritme tekrar geri döndüğümüz zamanki o huşuyu hissetmek gibi. Dolayısıyla Doğru. biraz insanın kendine e, sağlıklı olacağım değil de ben bu dünyayla nasıl adapte olurum, nasıl uyumlanırım, e, oradaki... E, uyuma aramak e, zaten sağlığı getiriyor. Çünkü görüyorsunuz bugün en faydalı şey çok sağlıklı buluyorsunuz. E, ne olabilir mesela? Çay diyelim ya da ayrak yoğurt diyelim. 2 kilo yerseniz zehirlenirsiniz. Hı -hı. Su diyelim. 4 su, evet. kilo 5 kilo su içerseniz Hı -hı. su zehirlenmesi olabilir. Doğru. Mesele gerçekten içsel ve dışsal kendinle buluşmak ve göbreğini tanımak Cildini tanımak, yaşam sallığını tanımak. Yani sen bir gece insanıysan, mimarsan sen onda uyuyamazsın. Gece iki de uyuyabilirsin. Doğru. Ama gece ikide uyurken, çalışırken ne yiyeceğini planlarsın. Ve günün ritmi, ritmini kaçırıyorsan ertesi gün bunu nasıl tamamlayacağınla ilgili bir prensip geliştirirsin. Dolayısıyla bence her birey böyle parmak izimiz gibi... ...kendiyle ilgili bir yolculuk almalı. Yani şimdi çok özür dilerim... ...beni izleyenler, seni izleyenler... Hı -hı. ...belki hap bir bilgi istiyor ama maalesef bende... ...benimle ilgili var. Kendi matematiğini çözmüş biri evet, olarak. Benimle ilgili Hı -hı. var ama genel geçerde... ...bir iki kurallar var. Hı -hı. Mümkünse eğer... ...iyi saatte uyumak, mümkünse paketli gıda yememek... ...Allah ne verdiyse yemek. Allah'ın dışında refine olmuş... ...yani el değmiş bir şey yememek. İşlenmiş gıda. İşlenmiş Doğru. gıda yememek. Ee, çok böyle... Yağda kızarttığımız, kavurduğumuz, Hı -hı. ölü bir şey yememek. Yani bugün e, veganlar kızabilir ama ben tam bir karnivolim, tam bir etçiyim. <laughs> Eti bile çok pişirmeden, yani Hı -hı. onun can can değeri var ya sana can katan. Hı -hı. Ama sen kömür yaptığında bir can değeri kalmıyor, ölü evet. yiyorsun. Cana can katanı bulmak lazım hayatında. Doğru. Arkadaşta, dosta, yiyecekte. Doğru. Canına can katanı, canına canını vereceğini. ...birleşeceğini bulmak gerekiyor. Bu zihinsel yapıyla zaten yemeğine de baksan o sana doğru yolu gösterecek. Karşındakine de baksan o sana doğru yolu gösterecek. Doğru. Dolayısıyla hani cana can katmak bir görevse canına can katanı bulmak da bir görev. Ben bu zihinden baktıklarında insanların en doğru beslenmeyi bulacaklarına inanıyorum. Çok doğru. Şimdi Açarya senin oyuncu kimliğin var, yazar kimliğin var, eğitmen kimliğin var... Sana bir şey sormak istiyorum. E, hayata dokunmak dedik ya. E, hayatta bir moddon var mı? Yani ben buna göre yaşıyorum. Belki izleyen birinin e, aklında kalacak bir, çek bir şey. Bir tek moddon mu? var. Ben yaratılışa sonsuz saygı duyuyorum, Hı -hı. kıymet veriyorum. Hı -hı. Benim inancım Allah inancı, İnandığım dinim İslam dini e, ve bu, bu, bu kabulle herkesin inancına saygı duyuyorum aslında saygı duymaktan daha çok sınırlarımı biliyorum. Yaklaşma mesafemi biliyorum. Hı -hı. Saygı artık çok şey kaldı. Çok kullanıldı o. Çok ...başka yerlere çekildi... ...çok otomatik pilotta... Hı hı. ...ben saygı duymak yerine insanların inançlarına... ...bir mesafede duruyor... Duyu, ...bakıyorum... ...çünkü kendim ancak inancımı sorgulayabilecek vakitim olursa... ...onu değerlendirmeye çalışıyorum... ...yani başkalarının inançlarını... ...iyilemek ya da kötülemek... ...güzelleştirmek ya da çirkinleştirmek hı hı. üzerinden... ...bir inanç sistemim yok benim... ...dolayısıyla... E, ...oralara öyle baktığım için... E, tam da aslında ne, tam buraya geliyordum yani. Hı -hı. Benim hayata bakışım bu. Başka bir şey veremeyeceğim size, anlatamayacağım yani. Anladım. Ee, peki şimdi Açelya senden bir şey istesem. Bu gece yattın uyu. Bugünkü tecrüben sabit. Açelya ak koyunsun. Bütün tecrübelerin sende var ki. Sahneye zaten sahne ışıklarına alışkınsın. Çok. Ee, gece <laughs> Çok uyudun, ee, sabah kalktın. Sahnedesin. Sahnenin ışıkları senin üzerinde. 18 yaşına geri dönebiliyorsun. Hı hı. Bugünkü tecrübenle 18 yaşına geri dönmüş olsan. Hı. Senaryo değiştirme, oyundaki kas değiştirme. Değişebilir. Ben hiçbir şeye çok tutunmuyorum. Ee, değişebilir. Senin elinde senaryo yazmak. Ee, başka bir şey deneyimleyebilir miyim ya? Ben meraklıyım. <laughs> yani matematik profesörü falan olabilirim yani. E, deneyimleyebilirim. Hmm, bunu güzel yaşadım çünkü. Hı -hı. E, yaşarken de çok keyif aldım. Ha bu senaryo tekrar gelecekte de denseydi ne katarsın dersen oraya cevabım var. Onu alayım senden. E, o, evet ama başka bir şey deneyimlemek istersen, ne deneyimlemek Hı -hı. istersin sorusu varsa onu da sorayım. İşte böyle sonuç gelebilecek. <laughs> <laughs> bir Kendi tanesi, ama. Evet, teşekkür ediyorum anlayışım ve o senin yüce gönlün. Ee, bir tanesi şu olurdu muhtemelen e, bir bilim insanı olmayı tercih edebilirdim. <laughs> bilim ve dil bilimi de olabilirdi bu. Farklı diller ve onların örüntüleri arasındaki kültürleri merak ediyorum çünkü. O dillerin kültürleri arasındaki zihin yapısı beni çok heyecanlandırıyor. Hmm. Muhtemelen öyle bir senaryo olabilirdi. İkinci senaryo bunu yaşayacaksam hmm. eğer oyuncu olacaksam. İşte Orada neler değişecek? Orada değişecek net e, başka şeyler vardı. E, beslenmeyi 20 yaşında daha çok değiştirildim. Sağlıklı hmm. yaşayan bir ailem olmasına rağmen. Yine de lezzet odaklı bir ailedeydik. Yine lezzet odaklı olurdum ama lezzeti yeniden formüle edebilirdim. Çünkü... İnsanın yediyle zihninin ne kadar paralel gittiğini deneyimledim her ikisinde de. Hı -hı. Canım istediğindeki zihnimi de gördüm. İşte böyle abur cuburlar üzerine kurulu ya da annemin yemekleri ya da Anadolu yemekleri üzerine kurulu zihni de gördüm. İyi ya da kötüden bahsetmiyorum. Hı -hı. Başka taraftaki zihinleri de gördüm. Orada biraz daha şimdiki zihnimi daha erken yakalamak isteyebilirdim. Lezzet o da sağlık demiyorum yine. Hı -hı. Lezzeti başka bir yere taşıyabilirdim daha çok daha ne kadar çok spor yapabilirdim ama daha çok spor yapabilirdim. <laughs> bir de daha çok kendimle kalabilirdim 30'a kadar. E, çünkü insanın kendiyle kalması doyamıyor insan kendine. Evet. Evet. E, Kendinle buluşmak kısmı. Evet, orayı bir tık keyifli. daha erkeni alabilirdim ama bir tık fazla değil. Çünkü aslında oradaki karışma meselesi buranın lezzetini getiriyor. Ah oh be oraları deneyimledim. Şimdi burası diyorsam bir tık daha erkeni çekebilirdim. Yine aynı eşimle evlenirdim. Ya şahane. 20 yıldır evliyiz. Yine enisimle evlenirdim. Selamlar olsun. Evet. Ee, evladına, e, e, bir Zaten tık çok... daha erken evlenebilirdim hmm. onunla. Ama bir süre bekar <gülüyor> <gülüyor> yine, Güzeldi. Ee, Allah verirse yine evladımı tercih ederdim. Annemi babamı tercih ederdim. Şahane. Abimi tercih ederdim. Dostlarımı tercih ederdim. Oralarda bir tarihi yok. yok. Kast değişikliği yok. Senaryoyu sadece farklı e, e. kılabilirdik. Hani. Evet o kadar ufak ufak dokunuşlarım olabilirdi. E, seviyorum ben yaşamı. E, Açelya güzel yüreğine, güzel cevaplarına, hmm. e, samimiyetine çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldin, iyi ki seni tanıdık. E, Kitapların ve eğitimlerinle alakalı ekstra seninle Gecek konuşmak de yola devam istiyorum. Edeceğiz. <laughs> İnşallah bir sonraki programı da. Bir program daha seninle yapalım çünkü çok seninle sevinirim. konuşacak çok konu çok var. Çok sevindim. Bu arada bizi burada buluşturan hem bütün ekibine, herkese, bir de sevgili Hakan Aksu'muza selam evet. söyleyeyim. Hakan'a selamlar olsun. Hakan, burada. canım evet. benim. O da çok özel bir yürek, çok özel çok, bir gönül. Çok. Biz mesleğe birlikte başladık sayılır. Ben Hakan'ın gönlü karşısında her zaman böyle kelebek gibi kanatlar çırpmışımdır. Çok özel bir insandır. Ona da teşekkür ederiz Hakan Çok Aksu. selamlar olsun. Ayağına sağlık Sağ olun. tekrar. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki mülakat programında tekrar karşınızda olacağım. Görüşmek dileğiyle.